Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cümlenin oluşumu, paragrafla ilgili bir konu. Biliyorsunuz paragraf geçen sene oldukça zorlayıcıydı paragraf soruları. Bu konuları da arkadaşlar es geçmek istemedim. Şimdi vakit kaybetmeden hemen slaytımı ilerletiyorum ve bir açıklama çıkıyor karşımıza. Hemen bunu okuyarak dersimize başlayalım. Bir düşünceyi, dilek veya duyguyu cümle düzeyinde anlatabilmemiz için en az iki öge gerekir. Birincisi yapılan veya olan şey, ikincisi de sözünü ettiğimiz işi yapan veya oluş içinde olan varlıktır. Devam ediyoruz. Karşımıza cümle vurgusu çıktı arkadaşlar. Çok önemli bir başlık. ÖSYM'nin mutlaka bize soru sorduğu bir konu. Türkçede sözcükleri anlamlı bir söz öbeği katına çıkaran, onları yargıya dönüştüren yüklemdir arkadaşlar. Bu kısım önemli. Altındaki kısım daha önemli. Şimdi okuyorum onu da. Başka bir değişle asıl söylenmek istenen yüklemden önce söylenir. Yani biz yüklemi bulduktan sonra işimiz daha da kolaylaşıyor. Türkçede bir cümle sorulduğu varsayılan bir sorunun karşılığı olarak düzenlenir. Bu nedenle cümle vurgusuna dikkat etmek, cümlenin söyleniş amacını görmemizi sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar vereceğimiz örneklerle bunu daha iyi anlayacağız. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Ne demişiz biz? Aynı sözcüklerden oluşan cümlelerin vurguları değiştiği için anlamlarının nasıl değiştiğini görelim. Burada arkadaşlar 3 tane cümlemiz var. Üçü de aynı sözcüklerden oluşuyor fakat vurguları farklı açıklamamız yani bu şekilde daha anlaşılır bir ifadeyle belirtmek gerekirse. Şimdi ilk cümlemize bakıyoruz. Melisa Teknik Üniversitesi'yi geçen yıl bitirdi. Melisa Teknik Üniversitesi'yi ne zaman bitirdi sorusunu yönelttiğimiz zaman geçen yıl cevabını alıyoruz. Yüklemimiz burada bitirdi. Biz biraz önceki açıklamamızda ne demiştik? Yüklemden önce bize verilmek istenen bir mesaj var demiştik. Yani burada bir vurgu var bu vurgu da yüklemden önce karşımıza çıkıyor. İkinci cümlemize bakalım. Teknik üniversiteyi geçen yıl Melisa bitirdi. Teknik üniversiteyi geçen yıl kim bitirdi sorusunu yönelttiğimiz vakitte Melisa cevabını almaktayız. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman Melisa geçen yıl teknik üniversiteyi bitirdi. Hemen sorumuzu yöneltelim. Melisa geçen yıl nereyi bitirdi? Teknik üniversiteyi cevabını alıyor muyuz? Alıyoruz. Yüklemimiz ne? Arkadaşlar burada bitirdi, bitirdi, bitirdi. Ve biz de yüklemden önceki sözcüklere baktığımız zaman vurgu yapılan e, kısmı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Devam edelim. Cümlenin anlam özelliği. Cümlenin anlamı cümleyi oluşturan sözcüklerden oluşur. Her sözcük veya söz cümleye cümledeki bağlamına göre kendi anlamını getirir. Ne demek istedik şimdi biz? Vereceğimiz örneklerle daha iyi anlayacağız şimdi arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sık sorduğu soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar bu. Madde madde verir size. Cümleleri madde madde verir. Altına da çaresizlik, uyarma, eşitlik gibi Roma rakamlarıyla Sıralar hangisi doğru olarak sıralanmıştır şeklinde size sorar arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize baktığımız zaman bu işte olmayınca eli böğründe kaldı. Burada bir çaresizlik var. Böyle bir cümle gördüğünüz zaman çaresizlik olarak değerlendireceksiniz. Oğlum beni sinirlendirme, derslerine daha dikkatli çalış. Burada da bir uyarma söz konusu. Kolay zaten örneklerimiz arkadaşlar. Elmayı ortadan ikiye bölüp yarısını ona uzattı. Burada da eşitlik söz konusu. Örneklerimiz çeşitlendirilebilir arkadaşlar. Ben burada lafı çok uzatmadan e, işin özünü anlatarak ilerlemek istiyorum. Çünkü çok fazla böyle yarım saatlik benim hiç videom yok. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Edebiyatı da Türkçe'yi de gerçekten her konuyu 10'ar 15'er dakikada en fazla... Ya bu benim kendi düşüncem. Anlatılacağının taraftarıyım. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar cümle anlam ilişkisine bakıyoruz. Burada neden sonuç konu başlığı e, karşımıza çıkıyor. Önce nedene bakıyoruz. Neden? Önceden gerçekleşen bir sonucu doğuran etkendir. Türkçede neden ilişkisi kuran sözcük ve ekler den, di için den dolayı, sebebiyle ve nedeniyle arkadaşlar. Burada siz renkli olarak belirttim zaten. Birazcık dikkat edin bu sözcüklere. Bu tür soruları çözerken yükleme niçin veya neden soruları sorulabilir demişiz diğer bir açıklamamızda. Hemen örneğimize bakalım. Kuraklıktan dolayı ülkede su sıkıntısı meydana geldi den dolayı bakın arkadaşlar biz biraz önce ne demiştik dendiği için den dolayı sebebiyle nedeniyle yüklemede zaten niçin veya neden sorusunu sorduğumuz zaman kuraklıktan dolayı cevabını alıyoruz devam ediyoruz amaç cümleleri neymiş ona bakalım ulaşılmak istenilen bir hedeften söz ediliyorsa bu cümlelere de biz amaç cümlesi diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili püf noktalarımız mek için, mek üzere, diye amacıyla, gayesiyle gibi sözcükler arkadaşlar. Bunlara iyi çalışacaksınız. Bol bol soru çözeceksiniz ve pekişecek arkadaşlar. Yaşlı adam hayvanlara yardım etmek için gelmiş. Mek için. Az önce zaten söylemiştik. Devam edelim. Koşul cümleleri. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul cümleleri denir. Türkçe'de koşul anlamı asıl olarak S şart ile sağlanır. İse ince dikçe mi ama üzere yeter ki ile de koşul anlamı sağlanabilir. Ama bizim asıl dikkat etmemiz gereken S şart eki. Hemen örneğimize bakıyoruz. Ödevini yaparsan sa. Oyun oynayabilirsin. Burada oyun oynamasının sağlanması için yani ona bu hakkı tanımak için ödevini yaparsan şartı koşuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz karşılaştırma. Karşılaştırma cümleleri arkadaşlar birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaştırma cümlelerinde arkadaşlar ya benzerlik ya farklılık ya da üstünlük gibi değişik durumlar ifade ediliyor. Karşılaştırma ilgisi gibi kadar en daha çok göre fazla gibi sözcüklerle kurulur. Bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey cümlede bir benzerlik, farklılık veya üstünlük gibi durumlar söz konusu mu? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi örneğimize bakalım arkadaşlar. Kışın nide Antalya'dan daha soğuktur. Biz ne demiştik açıklamamızda? Gibi kadar en daha çok göre fazla gibi sözcüklerle kurulur. Burada ilk olarak daha sözcüğünü bulup hemen bir karşılaştırma yapıldığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Buradaki karşılaştırma nedir? Burada bir farklılık söz konusu. Nidenin Antalya'dan daha soğuk olduğunu belirterek bir farklılık e, belirtmiş arkadaşlar bu cümlede. Karşıtlıktan yararlanma neymiş ona bakalım. Anlam bakımından birbirinin zıttı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümlelerde konu genellikle aynı fakat konuya bakış açısı farklıdır. Örneğimizde arkadaşlar dışarısı günlük güneşlik sımsıcak. Halbuki burada paltolarımız bile ısıtmaya yetmiyor. Burada iki zıt kavram söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi sıralama cümleleri neymiş ona bakacağız sanırım Son slaytımız Evet. Son konu başlığımız sıralama cümleleri, düşüncenin aşama aşama gelişmesidir bu duruma özgü dereceli bir artıştan veya azalıştan söz edilmesi sıralama yapıldığını gösterir. Okulda yeni şeyler öğreniyor, öğrendikçe kendine güvene artıyor, güvene arttıkça daha başarılı oluyordu şeklinde bir cümlemiz var arkadaşlar. Sıralama cümlelerinde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Ya dereceli bir artış ya da dereceli bir azalış söz konusu olacak. Zaten cümleye de baktığımız zaman kendini birazcık ele veriyor arkadaşlar bu cümle. Çünkü bir gidişat var, bir artış var. İşte okula, okulda yeni şeyler öğreniyor. İnsan öğrenecek ne olur? Kendine güvene artar güvene arttıkça da ne olur daha başarılı olur şeklinde örneğimiz devam etmiş. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Bugün animasyon karakterimiz yoktu. O yüzden bugün dersimizi bu şekilde işledik. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.